Markaj'daki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Erkan Öncel'den sözü en son almışım. Onunla devam edeyim. Kısa bir şimdi, analiz yapalım. Evet, negatif bir yorum ortaya koymuş olabilirim bu anlamda baktığımızda. Sadece Yalçın Koşukavak tarafından kendisini haklı çıkartacak bir şey var. Tespit ettim. Bu takım iskeleti kaybolmuş bir takım. Yeniden dizayn edilen bir takım. Bursaspor adına söylüyorum. Bunun zorlu süreci var. Biz sonuçta bir alt ligdeyiz. Süper Lig'de de bunu yaşayan takımlar var. İşte Galatasaray kısmen yaşıyor. Beşiktaş iskeleti tamamen kaybolmuş. O yaşıyor. Hani kolay bir şey değil. Bu takımı yeniden dizayn etmek, yeniden iskelet oluşturmak kolay bir şey değil. Ama ne olursa olsun mesela belki hep eleştiriyor diye de denilebilir bu anlamda Yalçın Hoca'yı. Dakika 68'de Selçuk'u çıkardı, Cüneyt'i koydu. Selçuk cezalı duruma düştü. Tamam da hani bu neyin şeyi tedbiri? 2-0'da öndesin. 2 farkla da öndesin. Hani Cüneyt'le savunmanın göbeğinde güçlü mü kalacaksın yani? Rakip zaten direnci bitmiş 10 kişi. Cüneyt'i oyuna gönderiyorsun. Hiçbir anlam veremedim. Hani bir futbol şeyi olarak da baktığımda hiçbir tarafa koyamadım bunu. Orada, pozitif anlamda. Orada Şehu'yu Beke burada da öne attı. Yani arka üçlüyü üçlüye Cüneyt'i koyup Burak Kapacağı biraz öne çıkardı. Aykut da biraz öne doğru çıktı. Dakika 53'te Emirhan'a aldı. Atı Nasov'u oyuna koydu. Hı hı. Yani bu değişiklikler illaki teknik adam bu değişiklikleri yapmak zorunda mı? Hadi Selçuk diyelim ki hani sakatlandı veya önümüzdeki hafta oynamayacak. Dakika o dakika değil. Dakika o dakika değil. 10 dakika 15 dakika önce çıkartırsın. Eyvallah. Bilmiyorum. Yani şimdi kenarda bizim kadroya bakıyorum. Bir kere hocanın şöyle bir zafiyeti var. Hoca hiç kusura bakmasın. Hep bende şu izlenimi bırakıyor. Her oynadığımız maç sonrası, maçın içinde de sürekli dışarıdan gelen kendisinin onay verdiği veya kendisinin getirdiği oyuncuları oynatma gayreti ve çabası var. Bu Yalçın Hoca için kötü bir şey. Bununla ilgili hafta içerisinde bir yazı yazmıştım. Geçen hafta içerisinde. Bravo. Bu benim tarafımdan da sürekli eleştiren ve endişelendiren bir durum olarak ortaya çıkıyor. Gerek var mı böyle bir şeye? Bursaspor yarışa gidiyor. İlk haftalarda senin ortaya koyduğun o pozitif şey profil neden devam etmiyor? Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Çetin söylemişti. Sen ilk başladığında gayet pozitif bir görüntü vermiştin bu camiaya. Kenardaki duruşun, kenardaki mimiklerin, oyuncularla kurduğun diyalog hepimize aykırı bile gelse kabul edilebilir ve sempatiyle bakmamıza sebep olmuştu. Hem taraftarların hem bizim. Buradan uzaklaşmasın lütfen. Bir teknik adamın olması gereken tek şey, her şey eksik olabilir. Bak, her şeyi, giyimi, duruşu, konuşması, her şey eksik olabilir ama adaleti eksik olmayacak. Teknik adamın adaleti olacak. Ne olursa olsun. Sen geçen hafta kötü oynayanı veya iki hafta üstte kötü oynayanı üçüncü hafta hala ısrarla oynatmaya çalışmak hoş değil. Teşekkür ediyorum. Hocam özel hurmacı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim demiştiniz. Söylediniz ama ben de şu soruyu ortaya atıyorum. Özel kenarda mı oynamalı, forvet arkasında mı oynamalı? Ya çok deneyimli, çok tecrübeli bir oyuncu. Bak çok samimi söylüyorum. Yalçın Koşukkavak ben olsam libero bile oynatırım ben özel hurmacıyı. Savunmanın göbeğinde bile oynatırım. Ortanın ortasında oynatırım. İleride oynatırım. Her yerde oynatırım yani özel hurmacıyı. Ama en rahat hareket edebileceği yer serbest oyuncu. Serbest bırak yani özel hurmacıyı. Bir de özel istediği zaman zaten takımın en önemli parçası olma özeline sahip. Fiziksel, yeter ki o istesin. Fiziksel uygunluğu olduğu zaman evet, çok daha keyifli olur. Kesinlikle. Bir de iş yapabilen, göze hoş gelen, neticeye takımı götürebilecek özelliklere sahip. Sözü vermişsen şunu paylaşayım ya çok buyurun, hızlı. Şeye baktığımız zaman istatistiklere 6 galibiyeti olan tek takımız biz. Hı hı. Yani hiçbir takım 6 galibiyet almamış. Beraberliği olmayan tek takımız. Evet, beraberliği olmayan tek takımız. 3 puan cezası olmasa lider olacak takımız. Hı hı. Çok ilginç. 3 mağlubiyeti olan o 3 takımdan bir tanesiyiz. Yani 3 mağlubiyeti olan 3 tane takım var. Evet. Bu da çok ilginç.
tesadüf denk gelmiş. Hatta 15 kare gol atan 3 takımdan yine bir tanesiyiz. Şimdi inşallah önümüzde bir üçlü bir ceza gelmez. Sonra fasıladan sonra evet. Bir hep söylüyorlar ya bir 3 puanlı da ceza gelmez. Çünkü bunlar bizi çok böyle 9 maçta Çetin söyledi onu. 3'te 1'lik bir şey gerçi tam 3'te 1 değil ama yani 3'te 1'in biraz daha üstünde gibi bir 4'te 1'in biraz üstünde gibi bir şeyi artık geride bıraktık. 9 haftalık bir periyot çünkü. Burada bu puan skalasını yakalamak çok ciddi bir başarı aslında bakarsan. Hem 3 puanı sildi hem yine liderle 2 puan fark var aranda. Yani biz demek ki 3 puanımız da silinse gene liderliği gene yakalayabilecek potansiyel ve güce sahibiz. Yani bundan sonrasını çok iyi yönetme becerisini göstermemiz lazım. Çünkü bu cezalar geliyorsa -6 olarak görsen bunu. Yani 9 puandaymışsın gibi düşün. Bundan sonra 9 puanla ben lideri nasıl yakalarım gibi gör. Gerçekten çok büyük bir kayıp değil. 3 mağlubiyetim var. 5 mağlubiyet gibi düşün bunu. 5 mağlubiyetle de şampiyon olabilirsin. İstatistikler sana bu imkanı veriyor çünkü. Geçmiş istatistikler veriyor bunu ama tabii böyle bir fobi olmayacak. Hani 2 tane galibiyeti var deplasmanda. Bir tanesi Eskişehirspor, bir tanesi İstanbulspor olmayacak. Bundan sonra sürekli galip gelen bir takım ve bela bir takım. Yani içeride dışarıda seyircisiyle bütünleşmiş, iyi oyun kurgusu olan, gerçekten neticeye çok çabuk gidebilme becerisine sahip bir yapıyı oluşturmamız lazım. Ya Yalçın Koşukava bu manada, bu anlamda çok iş düşüyor bence. Hocam, hızlı alması lazım bu şeyi. Şimdi Yalçın Koşukava teknik adam olarak biz onun ne yaptığıyla ilgili, pozitif şeyler ürettiğiyle ilgili burada konuşmalıyız. Rakip 10 kişi, skor olarak geride 2 farklı mağlup, oyunsal olarak sen ortak olamıyorsun oyuna, oyunsal üstünlüğü bile kuramıyorsun. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Bu amatör takım değil ki. Profesyonel takım, Bursaspor'dan bahsediyoruz. 2 farklı öndesin. Rakip 1 kişi eksik. Topu alıp sen oyunu organize edemiyorsun. Yani sen hükmedemiyorsun rakibe. Rakip sana hükmediyor. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama bunu da söyleyerek sözü vereyim arkadaşlara. Özer Urmacı ve Selçuk gibi oyuncular lider oyuncular. Bak çok tecrübesi olan oyuncular. Hani biz zaman zaman onların fiziksel yeterliliklerinden bahsediyoruz. Hoşumuza gitmiyor ya. Ama sahada aslında 2 tane de Yalçın Koşu bak sahanın içinde var. Yani Özer de var, işte Selçuk da var. Onların var olması demin anlattığımız şeye toparlanma kabiliyetini içeride çok çabuk gösterebiliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıllarda kaybetmemizin ana nedenlerinden bir tanesi lider oyuncu sayımız çok azdı. Yoktu bile yani. Liderlik vasıfına sahip oyuncu yoktu. Ama hem iki alanda da yani orta alan ve ucumda lider olan bir Özer var. Hem savunma kurgusunu çok iyi oluşturabilecek. İkinci bir lider de Selçuk var. Yani bunların bütün maçlarda oynadığını düşündüğün zaman Yalçın'ın bence kenardan bir şey yapmasına gerek yok. Hocam, şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şey ilave edeyim lütfen sevgili Hüsa. Selezno gibi bir adamım var. Bak Selezno gibi bir adamım var. Kenarda oyuna katamıyorsun. Hani oyunun içinde onu hiçbir şekilde... Bu sıkıntı yaratacak onu söyleyeyim yalnız. Yani Selezno oynamazsa gider. Bak, devre arasına gider. Katılıyorum. Çok özellikle oyuncu çünkü. Gider çünkü. Bırakmazlar Selezno'yu. Yani artıları yüksek bir takımız şu anda. Evet, diğer kesinlikle. Takımlara göre baktığımızda hani bir zaman zaman hep böyle bencilliğimiz var ya dış takımları daha çok beğeniyoruz. Hayır. Bizdeki kadro kalitesi yani iyi dizayn edildiğinde, iyi bir designer'ın elinde bu yani bu ligin çok önemli takımı. Ya şimdi biz Bursa Hakime Spor Servisini açıyoruz. Arkadaşlarımızın işte oradaki haberleri Bursa Spor'la ilgili. Yalçın Koçuk, Selezno'nun fotoğrafı var. Yalçın Koçukavak, işte Selezno'nun antrenman eksikliği var. Fiziksel durumu iyi değil. Onu hazırlamaya çalışıyor diye beyanatlar evet. Görüyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi hocam? Kaç hafta geçti? Kaçıncı haftadayız? 9. hafta bitti. Ona geliyoruz. Kaçıncı haftada geldi Selezno? 3. hafta geldi. Bir de milli takım araları milli takım arası var. 2 tane. 2 tane. 11 hafta 2 ay oldu mu? 2 Eylül. 2 ay değil mi? 2 ay. Ya kardeşim 2 ay bırak. Biz eskiden hani... Sezon başı olsa oyuncu 15 günde hazır hale geliyor ya. Bak sezon başı, yaz tatili, dağıttın, yedin, içtin, kilo aldın, kendine bakmadın. Geldin 15 gün sonra sporcusun abi, profesyonel sporcusun. 15 gün sonra maç oynayacak pozisyona geliyorsun. 2 ay geçmiş, hazır olmamış daha. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bak en büyük hata, Bursa Spor yıllarca hep bu hatalardan dolayı hep dibe doğru iğme kaybetti. Neden? Elindeki mevcut oyuncu var. Selezno diye bir oyuncu var abi. Güçlü, kuvvetli. Bu takımla değer katar mı? Katar.
bir şekilde hocanın işi, ben bilemem. Hoca bir şekilde onu değerlendirecek, maksimum verim alacak. Alamıyorsa sıkıntı diyorsun işte bak. Ben size söyleyeyim, Seleznov oynamazsa gider. Çünkü ben bir şey daha söyleyeyim. Devre arası gidecek oyuncularımız da olabilir değil mi? Bize öne çıkan çok önemli oyuncular var. Bugün buraya gelirken hep onu düşündüm. Bizden geçen yıl küme düşen takımdan ayrılan oyunculara bak hocam, hep en iyi yerlerde oynuyorlar. Biz o oyuncularla küme düştük. Bir de en pahalıları var, onlar da oynayamıyor. Evet. Hayır, o ayrı ama var. Mesela giden oyuncularımızın hiçbiri bir alt lige gitmemiş. Hepsi Süper Lig'e gitmiş, Avrupa'ya gitmiş ve milli takıma giden hocam, oyuncular. Hocam Jires var. Oynamıyor, Seve oynamıyor. Ondan sonra golcümüz Sako, Diafra Sako oynamıyor. Bakıyorum. Yani şimdi o fokustan bakarsan şey çıkıyor ortaya. Parayı çok olan ya zaten 3 senelik Bursa Spor'dan aldık diyor herhalde. 2 sene oynamasa seni oynamasa. Ne sakatlıyım kendimi değil mi? Adam zaten adam almış. Zaten indirmiş 3 senelik parayı bize. İkramlığı dahil götürmüş zaten. O da doğru. Şimdi Sako Allah'ım ya nasıl paralar bunlar? 1.2 Pardon, Sako 950. Jires Kembo ne kadar? Jires 1-2. Gerçi yalnız bunlar hukukçularla çok uğraşıyor. Para paralarını daha yani indirmediler. Otur bir... Evet. Yalnız... Ya daha bunlara ödeme yapılmadı. Sako aldı ama Sako evet, aldı da evet. Öbürleri mesela... Hepsi alamadığı için daha hukukçuların ödemleri var yani. Jires alamadı. Jires aldı mı zaten çok ciddi alacak. Yani aldı mı bir... 7.2 şiddetinde bir deprem olacak yani. O aldığı zaman sosyal medyadan takip etmek lazım da o aldı mı tabii bizim halimiz berbat. UEFA UEFA işte puanlar falan. O zaman sıkıntı olur. O sakat bir durum var. Evet. Baştan bir gün önce Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan sözleşme imzaladı. Bursa Spor'la 2024'e kadar sözleşmelerini yeniledi. Emirhan'ın bu Haziran'da, Mayıs sonunda sözleşmesi bitecekti yani 2020. Sedat Dursun'un ise bir sene sonra bitecekti. Daha önce Bursa Spor Kulübü Sayın Başkan Mesut Meslan demişti ki biz bu oyuncularla 2024'e kadar sözleşmeyi uzattık ama iki futbolcuya da uzatılmamıştı. Emirhan biraz mahalle baskısıyla oynadı ama Sedat Dursun için mahalle baskısı çok fazla etkili olmadı. Sözleşmesini uzatmadığı için Sedat Dursun bu süreçte maalesef kadroya giremedi. Doğru mu? Doğru. Tribünden maçları izlemek durumunda kaldı. Bu süreçte de Sedat işte bir Türkiye Kupası maçında oynadı. Muğla maçında oynadı. Muğla maçında vardı değil mi? Muğla maçında oynamadı. Yok onda da oynamadı. İlk defa orada Adıl'la Diyara'yı denedi. Evet pardon. Fenerbahçe hazırlık maçından sonra Sedat bitti. Doğru. Ben yanlış hatırlıyorum. O maçtan sonraydı. Eskişehir, Fenerbahçe evet orada. Evet, oradan sonra bitti. Zaten sözleşme hikayeleri de o dönemlerdeydi. Ya bu doğru bir şey mi peki? Değil. Ya ben sözleşme imzalamıyorum diye kadro dışı mı kalacağım? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bence çok yanlış bir mantık. Aslında sözleşmeli futbolcu yani. Aslında sözleşmeli futbolcu. Yani oynatacaksın arkadaş, sonuna kadar oynatacaksın, pahalıya sat o zaman. Bir şey yap yani. Tabii. Ya ceza yandan, bu şekilde verilmez. Aynen. Biz ceza hep böyle yapıyoruz ya. Bütün oyuncularımızla ilgili yaptığımız şeye bakın geriye doğru. Kötülüğe satıyoruz yani. O zaman değerin hep altında gidiyor. Evet. Birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Futbolcu da kaçmak için işte zemin örüyor. Mesela Bursa Spor... Bununla ilgili yorumlarınızı alayım. Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatacağım zaten. Süper Ligi izlerken işte Fenerbahçe Konya maçını izledim. Öne çıkan iki tane oyuncu var. Birisi Fenerbahçe'nin ciddi karın ağrısı olan merkez stoperlerle ilgili sıkıntısı vardı. Serdar bu hafta oynadı. Sahanın en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Ozan Tufan sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bursa Spor altyapısından çıkan iki tane oyuncu. Ozan bu sene müthiş oynadı. Yani şimdi geriye doğru milli baktığımızda bunun o kadar çok oynayacak. Şeyi var ki milli takımlara etkisi var. Biz maalesef Bursa Spor olarak hak ettiği değeri genç oyunculara veremiyoruz. Cimri davranıyoruz. Camiamız böyle. Yok ya bir şey olmaz. Ne olmaz kardeşim? Niye olmaz? Hani böyle bir şey var. Dudak bükme, burun evet. Kıvırma. Bu çok kötü bir şey. Bak bizde Bursa'ya has, Bursa Spor camiasına has bir şey bu. Senin bütün oyuncuların hepsi değerli. 10 yıl emek vermişsin. 10 yıl en az. 10 yıl emek vermişsin. Bütün kademeleri oynayarak, milli takımlarda oynayarak geçirmiş, tecrübelenmiş. Yani sen şimdi bu A takımı seviyesine geldiği zaman bundan bir şey olmaz. Yapma be. Nasıl olmazmış? Sen şey kain misin? Futbolun profesörü müsün? Tribünde var bu tipler yani. Maalesef var. Sen değer ver kardeşim. Bu bizim değerimizdir. O çocuğa özgüven ver. Onu destekle.
desteklediğin zaman neler olduğunu gördün. Sezon başı tamamen tesadüf. Yaşanmasaydı ne olacaktı? Kimin şeyindeydi abi? Bu oyuncular, Buraklar, Emirhanlar. Kubilay'da. Yani şöyle, senin dediğine şöyle bir ilave yapayım. Hani bizim tuzumuz kuru olsaydı kulüp olarak, bu 13 tane adamı biz Temmuz'da alsaydık, kampa bunlarla gidilseydik. Bunları Yalçın Koşuk olarak da tanımayacaktı. Bırak Türk futbolu, hoca da tanımayacaktı. Bir de şu sıkıntı var sevgili Suha. Şimdi A takım seviyesinden gelen bir oyuncu var. Diyelim ki yaşı 19 veya 20 neyse. Ya bu çocuk A takım seviyesine gelmiş. A takım antrenmanlarına başlamış, kampa gitmiş A takımda. Bu çocuğu gönderiyorsun. U19 var mı şu anda? Oynanıyor mu U19? Oynayayım. 21 yok, U19 mu? U19'a gönderiyorsun. Ya çocuğun psikolojisini düşünsene. Niye gönderiyorsun kardeşim? Ozan İsmail Koç. Hayır, niye gönderiyorsun? Mesela yani? Ozan İsmail Koç buna en güzel örnek. Bu, sezon ilk maçı, ilk 11, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Kenara alındı. Hazırlık maçlarında düzenli oynadı. Daha sonra geçen hafta bir karar alıyorsun. İşte Canberk Gürdakul'la birlikte, kaleci Canberk Gürdakul'la birlikte Ozan İsmail Koç'u yetersiz diye Vakıfköy'e gönderiyorsun. Ya arkadaş, böyle bir şey olur mu? Yetersizse ya, niye bu adamla sen başladın? Başlamayabilirdin. Yetersiz diye bir şey olabilir, olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olur. Ne yetersiz? Yani kime göre, neye göre? Ya Real Madrid 19 yaşındaki, bizim Tolga Öztaş yazdı, 19 yaşındaki adamı Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor ya. Biz niye oynatamıyoruz? Yani kaç tane birine oynattı son maçta? Yani, 19 yaşındaki adamı oynatıyor. Biz işte daha tecrübesiz, bence, daha bilmem ne. Bak hep konuştuğumuz şey var. Levent'te bu konuda hassasiyeti var. Hepimizin, Adem Hoca'nın, Çetin'in, hepimizin hassasiyeti var. Bursaspor'un anayasası olacak kardeşim. Bursaspor'u yönetenler tercihleri %100 hocaya bırakmayacak. Ne demek ya? Hoca gönderiyor. Nereye gönderiyorsun hocam? Kimi gönderiyorsun? Nereye gönderiyorsun? Ne hesap sorarım ya. O benim çalışanım. O bir profesyonel. Para kazanıyor. Benim geleceğimle ilgili karar veriyor. Bugün burada, yarın öbür tarafta. Belki 5 maç sonra gidecek belki. Belki gidecek. O çocukları nasıl bir daha motive edeceksin? Evet. Tekrar kazandıracaksın. Kolay bir şey mi bu? Ben devam edebilir miyim? Sen devam et. Levent abiyle programı bitireyim. Şimdi oradaki çalışanlar var ya Çetin. Bir tamam, söz ver tamam, ne olursun. Oradaki çalışanlar, altyapıda çalışanlar da bu tip yukarı çıkan, aşağı inen oyuncuları tedavi etmekte, rehabilite etmekte inanılmaz zorlanıyorlar. Bu çocukların fiziksel uygunluğu zaten var. Zihinsel olarak kim bunları toparlayacak? Ben başka bir şey söyleyeyim. Motivasyon açısından da Bursasporluluğu kim verecek? İşlerinde Bursaspor'da top oynayan adam yok şu an Bursaspor'da, altyapısında. Onu söyleyeyim ben de. Hepsini tasfiye ettiler. Hepsi tasfiye ettiler. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Yalçın Hoca ile ilgili bir tespitim var. Proje takımı çalıştıran, yani altyapı kökenli veya işte gelişimi açık futbolculara tespit edip bunu proje takımı halinde ligde yarışın içine dahil olmak işini yapmış. Ama bana göre Türk futbolunun genelindeki olan hazır ve tecrübeli futbolculara sonuca gitmek üzere kurulan takımlarda görev alma niyetine geçmiş bir hoca olarak görüyorum. Yani proje takımı ve altyapı işini bırakmış. Artık benim buraya çıkma zamanım geldi. Artık yetişmiş, tecrübeli yarışmacı futbolcularla bir yere geleyim diye. Bunu Antep'te denemiş, olmamış. Bursaspor onun için fırsat olmuş. Onun tercihidir, ona bir şey diyemeyiz. Ama benim gördüğüm tespit bu. Bunun yanında aslında sağ içinde genel olarak baktığınız zaman, sonuçlar alındığı zaman her şey bir tarafa sonuçlar memnun eder. Tabii tabelada da üstte gördüğünüz zaman evet varız, güçlüyüz, hep birlikte olduğumuz zaman da başarırız. Evet, sahanın içinde bu hafta itibariyle işler iyi gidiyor sonuçlar itibariyle. Bizim Bursa kenti olarak ve Bursaspor camiası olarak bir sıkıntımız var. Bazen işler iyi giderken kendi kendimize bozuyoruz. Benim buradaki endişem ve sıkıntım şu, yönetimsel tarafta. Yani evet, bir kongre döneminden sonra Mesut Mestan başkan olmuştur, belli bir yere kadar getirmiştir, uğraş vermiştir. Siyasi destekler, bir takım destekler alarak buraya kadar getirmiştir. Ama bizim işimiz zaten buralara geliş ve buralarda kalışımızın, bir türlü sıyrılamayışımızın özel sebebi bu. Bursaspor'da lider bir başkan ve onun arkasından
hiçbir şeyi sorgulamadan koşacağınız bir yönetim tarzı yok. Bunu aşamadığımız sürece belki sonuçlar bir müddet daha iyi gidecek ama bizi aslında ufukta çok iyi şeylerin beklemediğini görmemezlikten gelemeyiz. Yani öyle bir sıkıntı var. Ben yönetim hata, ya yönetimsel hataların veya yönetimsel çabaların artık önümüzdeki aslında perdenin arkasında gözüken büyük şeyleri kaldıramayacağını gören bir yapayım. 3 hafta önce söylemiştim. Lider bir başkan ihtiyacımız ve bütün kitleleri peşinden koşturup onay alıp her türlü imkanı verebilecek bir yönetim tarzına ihtiyacımız var. Sonuçları iyi olabilir. Kişilerin burada Bursaspor üzerinde artık şeyi kalmaması lazım. Eğer iyi bir Bursaspor, uzun soluklu, eski özlediğimiz yerlere gelen Bursaspor istiyorsak bu gerçeği unutmamamız lazım. Yönetimsel anlamda iletişim koparılmıştır. Bana göre politik bazı hareketler yapılıyor. Sonuçların arkasında saklanılıyor. Sorunlar halının altına süpürülüyor. Ama unutmayın ki bunların reçetelerini hep beraber çekeceğimiz gerçeğini unutmamamız lazım. Bu konuyla ilgili kimin üzerine ne düşüyorsa fedakarlık veya çaba göstermesi gerekiyor. Sözlerimi de burada noktalıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kısa. Sizlere başarılar. Çok kısa, yavaş yavaş kapatacağım çünkü programı. Bundan sonraki yarışmacı ben oldum. Hiç. Evet, yavaş yavaş programı kapatacağım bence. Nazik dileklerine. Ya şimdi tabii teknik taraftan bakarsak sezon başı gençlerin verdiği heyecan, bütün şehrin takıma anormal sempati duyması, o heyecana, o yüksek enerjiye. Ama ondan sonra işte alınan oyuncularla beraber havanın değişmesi, aslında da o sezon başı enerjiyle giden bir takım var. Yani camiayı net biçimde ateşleyen gençler oldu. Ama süreç içinde yapı değişti. Yapı değiştikten sonra aslında hocanın sisteminde biz burada eleştirir hale geldik. Çünkü işte yani 4-1-4-1 ya da 4-3-3 diyebileceğimiz sistemde takım boyları uzadı, rakiplere çok pozisyon verir hale geldik. Yani bu yaşlı kadro ve fiziksel olarak eksik kadro hocanın kafasından geçenleri realize etmesini engelledi. Bence bu haftadan itibaren Selezunov'la Kubilay'ı belki birlikte kullanacağı bir üçlü sisteme dönebilir gibi geliyor bana hoca. Yani bu maçta da biraz onun ışıkları da aldım. Dönebilir gibi geliyor çünkü yani mevcut yapıda işte Erkan da çok güzel izah etti. Yani 10 kişi kalmış takıma bile bir organizasyon da kuramadık. Reaksiyon da veremedik. Yani bir fark yaratabilmek lazım bu anlamda. İşin tabii diğer idari tarafına gelirsek, yani birkaç cümlede onunla ilgili söyleyeyim. Yani Bursaspor'un bir kere sürdürülebilir ekonomik bir yapısı yok yani. Yani bu yapıyla nereye kadar gidecek? Hakikaten o ciddi biçimde sorun. Yani işin işte UEFA kanatları şu bu falan. O anlamda işte şehir ne derece nereye kadar duracak? Ya da işte bu işin rasyonitesi ne, gerçeği ne? İşte A planları, B planları geliştirmek mi lazım falan. Hepsini tartışabilmek lazım. Yani biz kazasız belasız lig sonunu nasıl göreceğiz? Görebilecek miyiz? Hepsi tartışılır konular. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da artık programımızı kapatıyorum. Çok keyifli bir program oldu. Hepimiz bu arada dedik. Haftaya burada mısınız hocam? Buradayım hocam. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Selçuk yok galiba değil mi bu hafta? Bu hafta Selçuk yok. Ama bir dakika. Bayburt'ta Perşembe hocam, günü maç oynayacak. Orada cezasını çekecek. Kadroya girerse. Kadroya girerse orada cezasını çeker. Ligdeki sarı kartların cezasını kupada çeker. Kartı burada görsen direkt kupada çekiyorsun. Kırmızıyı çekiyorsun. Sarı. Kırmızı sarı da zannediyorum sadece ligde. Bakmam lazım onu. Kontrol hocam, edelim. Bak Selçuk olmayabilir ama ben buradayım. Selçuk'um ben oradan buradayım. Peki. 28 Ekim 1923'te Ulu Önder Mustafa Atatürk demiş ki arkadaşlara, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demiş. Ertesi günde çıkmış kürsüye cumhuriyeti ilan etmiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Silah arkadaşlarının önünde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde, o eski meclisi. O cumhuriyetlerinden sonra da 96 sene geçmiş. O genç cumhuriyet 96, yani bir asra yaklaşmış. Muhalif fete rağmen. Yani bir muhalefete inanılmaz bir ve taktik, savaştan çıkmış, taktik yaparak savaştan çıkmış. Bunları söylerken bunları ilan edeceğiz sadece belli bir kısma.
Şimdi bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Diken oldu zaten. Yani. Sen söylerken. Şimdi, ben var ya Erzurum'a gittim. Şimdi sen böyle konuşuyorsun ya. Geçen sene ya. Hocam. Gittik ya beraber Erzurum'a. Evet. Yani. Bak yemin ediyorum buraya gelirken de Erzurum'la ilgili okuduğumuz o Rauf Orvay, Feri Çakmak. Hani 19 Mayıs evet. şeyinden başlayarak buraya gelecektim. Rol çaldı aslına bakarsan. Peki. Geçen sene de 29 Ekim'de burada program yapmak nasip olmuştu. Güzel evet. bir kutlama olmuştu hep beraber. İnşallah hep yaparız. Hep yaparız. 96 ya keşke bir de arkaya Türk bayrağını koysaydık bugün ya. Geçen sene ya, yapmıştın ya. Yani. Unuttuk. Unuttuk. İşte belki 29 Ekim denk gelseydi değil mi? Yapacaktık. Evet, 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 evet. Ve o fotoğrafları hala kullanıyorum ben biliyor musunuz? Değil mi? Tabii çok. Hala 29 Ekim geliyor veya işte 19 Mayıs geliyor. Çat o fotoğrafları koyuyorum yine. Şunu söyleyeyim. Bir dahaki haftaya koyalım ya ne olacak? Ne olacak? Hiç problem değil. O da Cumhuriyet haftası olsun. Aynen. Aynen. Bayramımız kutlu olsun. Evet çok teşekkür ederiz. Burada bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle minnetle andığımızda ifade edelim. Hepinizin bayramı kutlu olsun sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.